Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk defa uygulanan LGS'ye 1 milyona yakın öğrenci girdi. Biz de Kocaeli'de LGS öncesinde ve sonrasında hem öğrencilerden hem de velilerden görüş aldık. Gelin hep birlikte bunları izleyelim. Yoğun bir şekilde hazırlandım. Çok test çözdü. Sistemin değişmesinin ben çocuklar üzerinde bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Bilen çocuk zaten bilir. 2 kere 2 Türkiye'nin hiçbir yerinde, dünyanın hiçbir yerinde değişmez örtü oldu. TEOG'a çocuklar alışmıştı. Ona ilkokul 8. sınıfa başladığında onun heyecanıyla başlamıştı. Evet. Ama ilk hafta öğrendiğinde yani bütün o heyecanı gitti. Her şey bitti. Her şey sıfırlandı. Kesinlikle ben fen lisesini olur diyordu ama şimdi onu diyemiyor. Çok zor anne diyor. Ulaştık, Milli Eğitim'den bütün bilgileri aldık. Çalışan çocuk dediğim gibi yapabilir. Biz de şikayetçiyiz yani, eğitim sisteminin düzgün bir sistemi yok zaten. Ne zaman ne olacağı belli değil. Çocuklar resmen şeye döndü burada, yarış atına döndü yani, sınavdan sınava, sınavdan sınava. Çocuk TEO hazırlanmıştı zaten. Şimdi sistem değişince tek sisteme bağlı olarak bir de nitelikli okul sayısı da çok düştü Kocaeli'de. Yani girdiğin zaman burada 2 tane 3 tane fen lisesi var, geri kalan İmam Hatip. Bir de meslek liseleri. Bizim Anadolu Lisesi, bir tane Anadolu Lisesi var. Yani çok kötü oldu bu iş. Sonuçta bölgemizdeki en iyi okula eğer inşallah puan alabilirse oraya şey yapacağız. Eğer istediğimizi elde edemezsek, yani okul olarak beklediğimizi bulamazsak imkanlarımızı zorlayıp maalesef özel okula göndereceğiz. Bu da aslında eğitimde eşitliği biraz kısıtlıyor maalesef. Aslında şöyle, TEOG'un kalkmasını ben destekledim. Şöyle destekliyorum. Küçük yüreklere bu kadar stres yüklemeye gerek yok. Gerçekten yok. İnşallah Rabbim bütün yavrularımızı güzel yollar açsın. Şu an sistemden hiçbir bilgimiz yok yani. Yani denedi yani. Resmi açıklama yapıyorlar. Biz de ona göre yorum yapıyoruz. Başka hiçbir şey yok yani.